Herkese selam dostlar. Bugün yeni bir oyun serimiz olmasını istediğim bir oyuna bakacağız. Azure Interactive Games'in Dark Days Zombie Survival'ını oynayacağız bugün. Oyun arkadaşlar inanılmaz güzel. Bu da yine Last Day mantığıyla olan bir oyun. Ama tabii Last Day'in 3D versiyonu yani 3 boyutlu versiyonu diyebilirim sizlere. Oyunun hikayesi böyle. Siz videosunu görüyorsunuz. Basit bir şeyle başlayacağız şimdi. Oyunda arkadaşlar yine hayatta kalmaya çalışıyoruz ve yine base'imizi kurabileceğimiz bir alan. O alanın dışarısına çıktığımızda da arkadaşlar ne derler ona? Gidip loot yapabileceğimiz yerler olacak. Şu bizim karakterimiz arkadaşlar. Bu abla bize yardım etti. Teşekkürler. Beni niye vuracaksın ya? Ben iyiyim. Çabuk cevap ver. Kulaklıklarım hangi renk? Bu nasıl bir soru ya? Pembe, evet pembe. Evet, konuşalım. İyi çocuk. Yavaş ama iyi. Renkleri ayırt edersen bu canlı demektir diyor. Yani zombilere gönderme arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyun hem iOS hem de Android versiyonu olarak bulunmakta. Her ikisi de arkadaşlar indirme linkleri videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. Oraya giderek videoları, oyunu direkt indirebilirsiniz. Hiç öyle internette aramanıza gerek yok. Oraya tıklarsanız iPhone ve Android kullanıcıları kendi linklerine iOS ve Android diye yazarım. Oraya basarak arkadaşlar oyuna gidebilirsiniz. Biz şimdi şu oyunun hikayesine bir dalalım. Sen kendin bir çocuksun. Her neyse ben. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Sen kimsin demiş. Palto Mutant ne? O nasıl bir isim? Tamam tatlım sana bakıcılık yapmayacağım. Oho güzel laf. Kendine en azından biraz sopa bulun ve buradan çıkın. Aksi takdirde sadece bana değil en yakın hayvanat bahçesine koşacaksınız. Bu arada oyunun arkadaşlar ne derler ona? Hikayesini yeni güncelleme aldı. Hikayesi de sıfırlanmış. Hem de benim base'im falan vardı. O da gitmiş. Daha iyi olmuş. Zaten sıfırdan başlamak istiyordum. Ben bir oyun önceden oynadım. Denemiştim. Ve böyle bir hikaye modu eklemişler. Çok tatlı bir oyun arkadaşlar. Bence bunu seri olarak isteyeceksiniz. Bir görün. Şu yakışıklı olanı gördün mü? Benden bahsediyor herhalde. Ha şundan bahsediyormuş. Neyse arkadaşlar. Şu an psikolojim bozuldu. Bize görevi gösteriyor arkadaşlar. Şuradan şöyle bunları alarak bir odum 10 deneyim elde etmiş olduk. Şunu da alırsak herhalde bize diyecek ki bir sopa yap falan. Hani craft menüsü. Burada da var arkadaşlar. Bildiğiniz PUBG şey gibi. PUBG diyecektim az da. Şundan yapabiliyor muyuz? Oluşturmak. Oluşturuldu ve envanterde diyor. Envanterimize gidiyoruz. Aynı dediğim gibi last day mantığı arkadaşlar. Bunu da elimize aldık. Şuna, şu hayvana bir saldıralım arkadaşlar. Öl bakayım. Ölür müsün? Rica ediyorum. Bir o vuruyor, bir biz vuruyor. Sıralı tabanlı gibi ama. Oo, kastı telefon. Dinle evet sen diyor. Şu konuşmaları. Duyuyor musun? Duyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar oyunda çok büyük böyle şeyler var. Ne derler ona? Büyük yaratıklar var. Ha güzeldi. Bir şey kör olmasına rağmen ondan kaçamazsın diyor. Biliyor musun ütünün parçasını, ütü de dediği arkadaşlar demir herhalde. Demir parçasına gir. Belki sana öğretmiyor ama hayatta kalabilirsin diyor. Evet arkadaşlar şuna giriyoruz. Bu bizim kullanabileceğimiz bir silah arkadaşlar. Bundan benim evimin bahçesinde de olacak. Şu arkadaşa cezasını vereceğiz. Şöyle görüyoruz. Şunu bir öldürelim. Kafasına hedef al diyor. Kardeşim adam beni burada... Lan ne yapıyorsun? Kardeşim bir durur musun ya? Heh, şu an kafasına hedef almaya çalışıyorum ama arkadaş üstüme geldiği için öldü zaten. Tamamdır arkadaşlar. Lan ne kadar italik öldün öyle. Ne diyor? I'm annen. Hissetmek için. Ne diyorsun ya? Bunun çevirisini çok yanlış çevirmişler. Bu arada oyun fark ettiğiniz gibi Türkçe arkadaşlar. Tratata ve şöyle. Tratata silah arkadaşlar. Yani ta biz diyoruz ya. Onlar da tratata diyor herhalde. Hayır beni öldürme. Sonra bam bir yöne. Diğerini kıç. Bunu buradan çeviren arkadaş. Allah razı olsun. Tamam Türkçe yapmaya çalışmışsınız. Fakat bu nasıl Türkçe ya Allah aşkına. Neyse yardım etmek isterim. Bana ulaşın. Ulaşın bana. Bir helikoptere geç. Biraz uçmuyor ama daha fazlası. Arkadaşlar normalde burada biz bir kamyonla başlıyorduk ama burada o diyalog yok. Üzgün o beni görüm tek olan. Nedenini hatırlamıyorum ama kesin olarak bilmiyorum. Tamam bana vur demir adam. Bana böyle geliyor ki bölgeden demir adam dedi bana. Kartuşları ve sahip remork yoktur. Bu yüzden her yere geç dışarıya çıkacak diyor. Tamam hadi güle güle. Böyle kırıtma yalnız. Kırıtma yalnız. Evet arkadaşlar şöyle oldu. Biz şimdi buradan ne yapacağız?
Bizim buradan eve şuradan mı gidiliyordu ya? Bunu eve götürmek istiyorum. Çok hoşuma gitti. Bu arada durun bakalım. Şunu da arkadaşlar nasıl iniyoruz? Karta mı basıyormuşuz? Hop gitme yok. Yok yok. Anywhere you okay yapmak yok. Şimdi biz bundan nasıl ineceğiz? İnemiyorum lan araçtan. Belki şunda bir şey vardı lootlardım. Neyse bunu eve götür diyor. Şu karta tıkladığınız zaman arkadaşlar otomatik olarak gidiyor zaten. Bizim şu gördüğünüz çizgiler arkadaşlar bir alanımız. Şu an kendi base'imiz olacak yere gidiyoruz. Bunun gibi üzerimizde o demir adam kıyafeti diyebiliyoruz arkadaşlar. Daha fazlası var. Motosikletimiz var. Onun için malzeme bulmamız gerekecek. Oraya gidiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dediğim gibi Last Day'in haritasına benziyor ama burada tabii farklı farklı şeyler var. İletişim bunkerı varmış mesela. Kaldırılmış taş zinciri. Bu oyunu böyle daha detaylı inceleriz. Bunda da aynı komşular var. Orman mantığı var arkadaşlar. Buralara gideceğiz. Çok farklı yaratıklar var. 3 boyutlu olması da zaten harika bir şey arkadaşlar. Ve koş diyor bana. Şimdi hemen kendi evimize gidiyoruz. Geldik. Biz bu tarafta bir yerdeymişiz. Giriş yapıyoruz. Kendi base'imizi bir görelim arkadaşlar. Çok uzun olacağını düşünüyorum. O yüzden ev yapmak gibi bir düşüncem yok. Yani bilmiyorum. Belki bir evde yapabiliriz. Yapalım ya. Bir iki duvar da olsa yapalım arkadaşlar. Ya da temel atalım. Bu oyunu oynamayı çok istiyorum Last Day'den sonra. İşte benim sığınağım. Nasıl buldun? Ha biz bunlarla mı artık kalacağız? Daha fazla döndün. Evet. Freeze. Misafirimiz var. Freeze kim? Mutant nerede ya? Ha. Freeze dedi. Misafirimiz dedi arkadaşlar. Şu arkadaşa bir headshot atalım. Tok. Yok öldürmedi. Hedef çok uzak. Mutantı öldür. Tamam arkadaşlar. O şu an öldü. Ha bizde mi de mi bu alana? Ha şu an dışarıya çık diyor. Şunu artık beni çıkart ya. Cesedi incelemeye gideceğim arkadaşlar. Şu cesedi bir inceleyelim bakalım. Ne var? Bir şey yokmuş. Burada da koyun falan var arkadaşlar. Böyle basit basit şeyler. Buraya ne oldu? Ha. Yeni doğmuş Locker. Oo iyi. Güzel şeyler alacağız arkadaşlar. Hepsini al dedik. Kendi şeyimize koyduk. Çok güzel oldu. Şimdi oyunun güzel yanı arkadaşlar. Görevin bizi yönlendirmesi. Koymak dedik. Elimize aldık. Benim evim güzel evim. Hayır gördün mü? Gördüm. Hepsi burayı parçaladı diyor. Ne oldu ya? Şimdi gidip biraz daha zombi öldürmemiz gerekiyor. İyi görev yapma varmış ya. Böyle bir şey eklemişler. Böyle evler falan yapabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi görev beni nereye gönderecek? Bunun da bebek işaretinde olması hayli ilginç ve tatlı olmuş arkadaşlar. Tabii zombinin bir tane ha bir tane koyun diyor. Ha öldürelim. Otomatik arkadaşlar hedef alıp öldürüyor. Şunları da bir alalım. Hepsini al dedim. Gitti mi? Bul ve yok et. Bu arada benim ödüllerim vesaire varmış. Bunlar güncellemeyle alakalı galiba. Gördüğünüz gibi helikopter, tır, araç, motosiklet falan fistan var işte. Malzeme kasabiliyoruz. Ha zombi gördüm. Ne haber? Ne haber yakışıklı? Evet. Bir tane benden sağlam yedi. Bir tane daha yedi. Sadece üzerine getirmeniz yetiyor arkadaşlar. Şunu da al bakayım. Hem zombi öldürelim. Oo her yer zombiymiş. Şu an uyandım mevzuya. Sağım sol mesela arkamda bir tane mutant var. Bunlar zombi değil de mutant diye geçiyor arkadaşlar. Sen kime vuruyorsun? Hayırdır lan? Bak hele. Şurada da var. Şişt, ne haber? Bunları temizleyeceğiz arkadaşlar. Görev başlayacak. Bir tane de şu tarafta bir yerde varmış. Koyunları öldür demiyorsun herhalde. Yok bayağı da koyunları öldür diyormuş. Dur şarjör değiştiriyorum. Öldü. Silahın da canı var arkadaşlar. Last Day'de olduğu gibi. Çok güzel. Şunları da bir toplayalım. Bunları pişirir yeriz. Hepsini al. Aldık. Diğeri hepsini al. Yerden de meyve toplayabiliyoruz arkadaşlar. Çürüme mevzusu falan çok iyi. Yok bir çanta falan yapmamız gerekecek muhtemelen. Bir tane de şurada bir şeyi gösteriyor. Ne o? Ha kırık olan yeri onaracağız arkadaşlar. Sonra burası bizim evimiz olacak galiba. İyi ya benim diğer evde var mıydı acaba? Hiç hatırlamıyorum ama şuraları da şey yapalım. İyi bir base'imizin olması ve komşularımızın olması arkadaşlar gayet güzel. Ne diyor? Hızlı başlangıç paketi almak ister misin diyor. Yo istemem. Bence bitti. Tamam. Şimdi diyor ki kardeşim diyor şu tarafa doğru bir koş. Evet. Ne diyor? Taş mı aldın? Ha, aldım. Tamam. Şu dalı al diyor. Aldım. Ha, pardon şu taşı da al diyor. Aldım. Şunu da alayım. Bu, beni biliyorsunuz ben evin civarındaki kaynakları pek kullanmayı seven bir insan değilim. Ya bu neymiş? Bu ne işe yarıyor?
Bakalım. Çimen, tohum demekmiş. İyi, tarlam vardı. Şuraya ekerim. Aha da tarlam burada. Ekelim, burada ne yetişecek acaba? Bakalım. Tohum. Tamam. Maddeler diyor. Ekleyeceğim. İşte. Hadi bakayım nasıl ekliyoruz. Ha, böyle ekliyoruz. Mısır olacak arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. Şuraya git diyor. Şunu da al diyor. Her şeyi de aldırıyorum bize. Tamam, aldım. Çok güzel. Şimdi nereye hedefledi? Ha, bir tane diyor arkadaşlar. Oluşturmaktan balta oluştur dedi. Oluşturduk. Kapat diyor. Oyunun öğreticisi arkadaşlar. Klasik olarak. Git diyor şu ağacın diyor icabına bak diyor. Hemen burada sağ alt köşede çıkıyor arkadaşlar. Bu oyun inanılmaz tatlı geliyor bana. Bilmiyorum size böyle grafiksel olması. Hani böyle çizgi film animasyon tadında. Tatlı, hoş bir şey böyle. Tamam, kapat diyor. Ne yaptın sen ya? Ha, duvar yap diyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi bizim evimiz kırılmıştı hatırlıyorsanız. Şimdi bizim evimizin, yalnız bu evin kapısı var mı? Varmış. Tamam. Ne yapalım? Bu evi biraz genişletirim ben bir süre sonra. O yüzden hangi yöne doğru? Bu tarafa doğru gidebiliyor. Bu tarafa zaten bayağı gidiyor. Biz ne yapalım arkadaşlar? Kapı yapalım bence. Bir tane duvar olsun hadi. Gönlü olsun. Tamam. Şu arka tarafa arkadaşlar kapı atacağım. Çünkü oda oda yapmayı düşünüyorum ve bunları da geliştirmek istiyorum. Biliyorsunuz geliştirmeyince sıkıntı oluyor. Bu arada çevirebiliyor muyuz? Vay! İstediğimiz yöne çevirme varmış arkadaşlar. Daha rahat oynamamız açısından. Koyduk, birleşti. Yeterli kaynağınız yok dedi. Bir daha yapamıyoruz. Neden? Neden? Gidelim biraz kaynak toplayalım. Git diyor odun topla diyor. Topladım. Buradan devam ediyoruz. Şöyle şunu da alıyoruz. Ağaç da kesebilirdik aslında. Bir tane daha alırsak. 4 tane mi olacak? Bir tane daha. Tamam. Sandık falan da yaparız. Belki. Belki. Nereye gösteriyorsun? Şurada da bir tane odun var diyor yerde. Tamam. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Çok güzel. Şimdi. Tekrardan buraya tıklıyoruz. Buraya doğru geliyoruz. Ve zaten şuradaki ağaçları vesaire keserim ben. Şöyle de kapıyı buraya. Hop, oturttuğumuz zaman Rusça konuştu gene. Ne diyorsun kardeşim? Rusça bilmiyorum. Şaşkın görünüyor diyor. Hey, nereye gittin? Pişt, ne zaman şey ses gelişimi? Biri telsizden bize şey yapıyor. Seni duyabiliyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni duyuyorum. Beni tanımadın mı? Yo. Ah, bu sensin. Yo, beni... Ve kimi bekliyordun canım canım? Burada oyuncakların için birkaç yedek parça ararken rahatlamanızı ve kendinizi evinizde hissetmenizi tavsiye ederim. Teşekkür ederim. Yiyecekler ve suyu unutmayın. Döndüğünüzde canlandırılan ceset şeklinde bir bonus bulmak istemem. Anladım. Ulan ben bunların ayakçısı mı oldum şimdi? Bu arada son zamanların robotun için mühimmat buldum. Bunu postanızda bulacaksınız. Teşekkür ederim. Hepsi benim için. Şimdilik koştum. Teşekkürler. Ne demek? Ne demek? E-post mesajlarımıza buradan bakıyoruz arkadaşlar. Geri gelen ekipmanlar vesaire vesaire. Bak mesela robot için diyor. Ha, bunlar satın almaymış. Burası satın alma yeri mi? E bana gelenler neredeydi? Az öncekiler miydi? Buradan arkadaşlar buluyoruz. Aa, free bir şey gördüm ya. Beleş bir şey vardı oradan. Ha, reklam izle para kazan muhabbeti. Çakallar sizi. Evet, evime girmek istiyorum. Aha. Bu demek çim demek arkadaşlar. Alalım zaten kıyafeti falan da muhtemelen bundan yapacağız. Şuraya bir ekle. Gel bak, aç bakayım. Şu tohumu da sallayalım. Tamamdır. İlaç falan yapıyorduk galiba. Şeyimize de bir girelim. Hatta odun varsa hayat da vardır. Odun var mı üstümde? Evet, odunum var. Benim etim de var arkadaşlar. Ben çünkü birazdan acıkacağım. 2 dakikada bir et çıkartıyormuş. Bir eti pişirsin. Bize evimize girelim. Aa, ilk sandığım ne kadar güzel. Sandığımızın içerisinde yemek ve su var arkadaşlar. Şunu salla, bunu da salla, bunu da salla. Bir free kutum varmış. Reklam izliyor. İzlemeyeceğimizi söylemiştim. Şimdi ben şuradan kendi envanterime geçiş yapamıyorum. Ha, burası benim arkadaşlar. Gelen kutum nerede ya? E-posta. E-postada, ha, benim burada varmış arkadaşlar. Altınım var, kızarmış yumurtam var. Bir tane Samapol diye el yapımı tabancam var. Çok güzel. Bu arada yeni gelen güncelleme de eklemişler. Bunlar normalde arkadaşlar sandıktan görünmüyordu. Çok güzel olmuş ya. Yemin ediyorum oyunu yapmışlar. Ben bu oyunu arkadaşlar dediğim gibi açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Oynamak isteyen arkadaşlara kesinlikle tavsiye ettiğim bir oyundur. Tabii ki ben her zamanki gibi silahımı bırakacağım.
Bu arada karakterine bir bakalım. Karakterin kıyafeti falan var. İyi, bunlar cep durumları kilitli falan da değilmiş. Ben bu oyunda arkadaşlar şu duvarları falan geliştireceğim. Çatıyı matıyı da görüyoruz. Last Day'de böyle bir şey olması için ne kadar dua ediyorduk. Şimdi oldu. Ya bir de şöyle bir durum var. Karaktere bir bakın ya arkadaşlar. Şey böyle çizgi film tadında. Çok güzel bence. Neyse dostlar, bu videoyu şimdi burada bırakıyorum. Şu robotu da yanıma mı getirsem? Evin kenarına koyayım ya. Aha bak, bu adamı ben lootlamamışım. Bir bakayım ne var onda. Bir şey yok mu? Yok. Ölenler kalıyormuş. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bunları yaptık. Kullanım. Hadi bakayım. Evin oraya götürüp park edeceğim bunu. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Diğer bölümde haritanın dışarısına çıkıp ilk lootlarımızı falan yapabilirim. Oyunu beğendiyseniz oyun hakkındaki düşüncelerinizi arkadaşlar, seri olması şeklinde vesaire vesaire gibi istekleriniz ya da bu oyunu oynayıp bana bilgi vermek isteyen olan bilgi vermek isteyen arkadaşlar da arkadaşlar, dediğim gibi buna bir görev veriyor bana ama yorumlar kısmından yazabilir. Abi şu şöyledir diye, ya da bu oyunu beğendik abi oyna, ya da seri yapalım abi şeklindeki düşüncelerinizi bekliyorum. Ayrıca arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de elinizden geliyorsa arkadaşlar paylaşın, eşinize, dostunuza gönderin ki onlardan oynayan, bilgilenmek isteyen ya da oyun kanalı arayan arkadaşlar gelebilir. Daha çok insan demek, daha güzel günler demek arkadaşlar. 5000'e doğru yürüyoruz. Yakında belki bir tane vlog video gelebilir arkadaşlar benim olduğum. Bununla da ilgili oylama yapacağım. Diyeceğim ki kardeşim neyle ilgili istiyorsunuz? İşte abi gezi videosu yap. Abi ne bileyim. Bir şeyler yap yani, hani böyle güzel bir şeyler dersiniz ya, bir fikirler falan geliyor arkadaşlar. Dediğim gibi kendinize iyi bakın, oyunsuz kalmayın. Bunları şimdiden çekelim. Yazın bu oyunlar bence bu oyunda değerlenecek. Ha bu arada notunu söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bu oyun öyle şaka maka bir nota da sahip değil. 4.2 puanı var. AnTuTu puanı 4.2, bence gayet iyi. Neyse arkadaşlar, dediğim gibi oyunu oynamak isteyen arkadaşlar için açıklamalar kısmına bırakıyorum. Beğeni yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Bay bay. Hey sen, beğeni yaptığın için teşekkürler. Videoların devamı için takipte kalmayı unutma.